Merhaba, bugün 7 Haziran 2018. Birçok arkadaşımız %2 kuralını anlamadıklarını söylemişler. Değişik yorumlar olmuş bu kuralla ilgili risk yönetimi konusunda. Bu önemli bir kural. Bunu İngilizce olarak da %2 rule olarak aratabilirsiniz. 2% rule diye aratabilirsiniz internette İngilizce biliyorsanız. Bunu tekrar anlatmak istiyorum. Garip yorumlar olmuş. Anlamayan arkadaşlarımız olmuş. Kibarca anlamadıklarını söyleyen arkadaşlarımız için anlatıyorum tekrar bunu. Şimdi %2 rulu, %2 kuralı yani. Elinizde diyelim belli bir miktar para var. Diyelim 100 bin TL var. 100 bin TL'nin %2'sini riske atıyorsunuz. %2'sini riske atmak demek 2000 TL'yi borsaya yatırıyorsunuz demek değildir. Elinizdeki miktar, toplam para, yatırım yapmak için kullanmak istediğiniz para 100 bin TL. %2 kuralı sadece onun %2'sini riske atacak şekilde paranızı ayırıyorsunuz demektir. Şimdi onun için bir örnek göstereceğim. Çünkü borsanın hangi tarafa gideceğini bilemezsiniz her zaman. Trendleri takip edersiniz ama bazen trendler istediğiniz yöne gitmez. Kayıpları da almanız gerekir. %2 kuralı, %2 kayıp olduğunda onu hemen otomatik satmanızı gerektirir. Örneğin 100 bin lira param var. %2 2 bin lirayı riske atıyorum. Yani 2 bin lirayı kaybettim diyelim. 2 bin lirayı kaybedince borsada hemen elimdeki o pozisyonun hepsini satıyorum. Böylece 10 kere kaybetmiş olsam bile arka arkaya toplam paranın %20'sini maksimum kaybetmiş oluyorum. Bundan dolayı böyle bir kuralı mutlaka uygulamanız gerekir. Eğer elinizde örneğin belli 10 bin TL'lik bir hisse almışsanız sürekli kayıp mesela %50 düşüş olmuş diyelim. 10 bin TL 5 bin TL'ye düşmüş. Hala elinizde tutuyorsanız o hisseyi, bu büyük bir zarar sizin için. Bundan dolayı %2 kuralı kayıpları azaltmanıza yarıyor. Diyelim elinizde 100 bin TL var. Bunun %2'si ...2000 TL ediyor. 100 bin TL toplam yatırım için ayırdığınız, biriktirdiğiniz para da denebilir. Bunun hepsini yatırmıyorsunuz borsaya. 100 bin TL elinizde var. Bunun %2'sini riske atıyorsunuz. Yani 2000 TL'sini riske atıyorsunuz. 2000 TL'sini riske atmanız demek 2000 TL'yi borsaya yatıracaksınız demek değildir. Borsa, şimdi onu anlatayım. 2000 TL ne demek oluyor? Borsa şöyle çıkışlar, inişler, çıkışlar, inişler içinde ilerler. Örneğin diyelim borsanın nereye gideceğini bilmiyoruz. İndi, çıktı, indi. Borsa tavanlar ve tabanlar şeklinde yukarı doğru ilerler. Şu şekilde. Tabanlar önceki tabanlardan daha yüksek olur her zaman. Tavanlar da önceki tavanlardan daha yüksek olur her zaman. Yani bu tavan bundan daha yüksek, bu tavan bundan daha yüksektir. Bu taban bundan daha yüksek, bu taban da bundan daha yüksektir.
Eğer bu kuralın dışına çıkarsa herhangi bir sistem, herhangi bir hareket, o zaman trend yukarı doğru çıkmayabilir. Onun bir sinyalini verir. Bundan dolayı örneğin diyelim elimizde bir hisse var. Şöyle yukarı doğru ilerliyor. Burada almayı düşünüyoruz ama nereye kadar düşeceğini bilmiyoruz. Nereye kadar ilerleyeceğini bilmiyoruz. Bizim limit olarak koyduğumuz yer, buna stop loss order da denir. İngilizcesi aratabilirsiniz. Otomatik satış yapılacağı nokta şura olarak belirliyorum örneğin. Bunun altına düşerse diyeyim, o zaman şuradaki anlattığım teoriye göre yukarı doğru gitme trendi ortadan kayboluyor. Çünkü bu taban önceki tabandan böyle bir taban yaparsa tekrar burada, bunun altına geçerse yukarı trend bozulmuş oluyor. Yukarı trendin düzgün olabilmesi için şu şekilde ilerlemesi lazım. Örneğin diyelim sizin elinizde 50 bin TL para var. Bu parayı borsaya yatırmak istiyorsunuz. Hiçbir zaman bu paranın tamamını borsaya yatırmıyorsunuz. Her zaman belli bir miktarını risk olacak şekilde ayırıp öyle yatırıyorsunuz. Bu paranın belli bir miktarını yatırmıyoruz. Önceden dediğimiz gibi %2 risk diyelim örneğin. Bu paranın %2'si 1000 TL ediyor. Örneğin elimizde bir hisse bulduk. Hisse şu anda 170 TL. Trendi olan güzel bir hisse ya da temel değerlerden araştırdık, bulduk. Bir şekilde bulduk hisseyi. Stop loss order tanımlayacağız. Yani o noktaya geldiğinde hemen satacak şekilde ayarlıyoruz kendimizi. Ya da elimizde bulunan hisse %2 düştüğünde, paramız %2 düştüğünde hemen o hisseyi satıyoruz. Bu yöntemlerden biri daha önceki anlattığım teknik analizdeki yöntem. Örneğin hisse ilerleyişi şöyle olmuş. Burada hisse şurada 165'te diyelim. Pardon, 155'te diyelim. Burada da 170 TL'de. Hisse eğer şöyle düşerse bunun altına şöyle şu şekilde. Şu noktada hemen satıyoruz hisseyi. Otomatik. Hiç düşünmeden. Buna risk yönetimi deniyor. %2 kaybederseniz hemen satmış oluyorsunuz. Örneğin elinizde bir hisse var. 10.000 TL'nin hepsini ona yatırmışsınız. Hisse düşüyor. 8.000 hisse bütün değeri düşüyor. 8.000 TL'ye, 6.000 TL'ye, 5.000 TL'ye hala satmıyorsunuz. Belki çıkar umuduyla. Böyle kesinlikle yapmayın. Belli bir sınırın altına düştüğünde hemen satın, tekrar başka bir şey deneyin, başka hisse deneyin. Buna %2 risk yöntemi deniyor. İnternetten de önceden söylediğim gibi arayabilirsiniz bu yöntemi. 170 TL ile 115 TL arasındaki fark 15 YTL. Peki bu 15 YTL hisse bunun altına düştüğünde hemen satmam gerekiyor. Elimde 50.000 TL var. Bunun %2'sini riske atıyorum sadece. Bu da 1000 TL ediyor. 15 TL ikisinin arasındaki fark. Şimdi
1000 TL'yi toplam risk miktarı mı işlem başına? Burada gördüğüm risk miktarı yani şununla şunun arasındaki farka bölersem toplam ne kadar hisse alabilirim? Yani almama izin veriliyor. Toplam ne kadar hisse almama izin veriliyor onu göreceğim. Bu da 67 hisse oluyor. Diyelim 67 hisse aldım. Ne kadarı yatırılmış oluyor paranın? 67 hisse. Çarpı, şimdi 170'e aldım hisseyi. Bugün günlük fiyatı 170 diyelim, en güncel fiyatı. O da ne ediyor? 11.390 YTL. Yani paramın hepsini yatırmamış oluyorum. Elimde bununla bunun arasındaki fark, elimdeki kalan 38.610. Bu para hala elimde. Bununla başka şeye yatırım yapabilirim ya da bankada faize yatırabilirim. Değişik şekillerde değerlendirilebilir. Diyelim hisse istediğim yöne gitmedi. Şu şekilde buradan aşağıya inmeye başladı böyle. O zaman 155'e geldiğinde, önceden tanımladığım noktaya geldiğinde hemen satıyorum. Bu noktaya geldiğinde hemen satıyorum. Eğer orada satarsam 155'e geldiğinde ne kadar elime geçmiş oluyor? Bu kayıp senaryosunu söylüyorum şimdi size. 10.385 lira geçmiş oluyor. Yani ortalama 1000 TL kaybetmiş oluyorum. Kayıp senaryosu bu. İkisinin arasındaki kayıp ortalama 1000 TL. Yani bu 1000 TL yukarıda söylediğimle aynı. Bu şekilde paranızın hepsini değil, belli bir kısmını bir işlem için yatırmış oluyorsunuz. Buna risk yönetimi deniyor. %2 risk yönetimi. Bunu mutlaka uygulayın. Anlamıyorsanız tekrar anlamaya çalışın internetten, değişik kaynaklardan ya da anlamadığınız noktaları tekrar bana sorabilirsiniz. Ama bu yöntemi mutlaka kullanın. Ya da mutlaka bir risk yönetimi yapmanız gerekiyor borsada alım satım yapabilmek için. Görüşmek üzere, bay bay. Bu arada aklıma gelen bir konu daha. Bu risk yönetimini borsada ünlü borsacılardan da eğitim aldım ben. Herkesi bu borsa eğitimlerini almıyorlar. Bu basit risk yönetimi onların eğitimi almaları için ön koştukları şartlardan biri. Bunu biliyor musunuz diye soruyorlar orada da. Önünüze örnek veriyorlar. Bunu çözün diyorlar. Ondan sonra kursu alıyorlar. Bugün de anlatacağım bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.